Rafadan münazara. Bu film herkesin dilinde. İzleyenin gözünden yaş geliyormuş. Niye? Yanında soğan mı veriyorlar? Ne soğanı canım? Film o kadar komikmiş işte. Adı üstünde, büyük komedi. Ben bu film için tam 3 gündür sıra bekliyorum arkadaş. O kadar beklemişsin, biraz daha dayanırsın. Önce bu filmi izleyeceğiz. Amansız maceraymış. Heyecan, gerilim, macera, hepsi bir arada Kamil. O zaman oylama yaparız, hangisi seçilirse onu izleriz. Benim daha iyi bir fikrim var. Neymiş? Sona kalan o filmi sonra izlenir. Olur mu öyle şey canım? Ben bu film için ne kadar yer gezdim biliyor musun? İyi işte. Bacakların açılmıştır. Kaseti kiralayan abi söyledi. Bu filmi izlemek için herkes kuyruğa girmiş. Hayriciğim, o da bir şey mi? Kaç zamandır gazete ve dergiler bu filmi yazıyor. Mert, sen de bir şey söyle. Biraz daha uğraşırsanız video bozulacak. Çıkar şu filmi. Olmaz. İlk ben geldim. Zorlama Hayri. Bırak elimi. Önce hangi filmi izleyeceğimize karar vermeye çalışıyorlar. Bir kere de konuşarak karar verseler şaşardım. Hayri kaset kiralama dükkanlarını gezip en iyi filmi bulmuş. Evet, gezmediğim yer kalmadı. Aşağı semte bile gittim. Kamil de gazete ve dergilerdeki yazıları okuyup bir film seçmiş. Hep güzel yorumlar yazmışlar Sevim. Çok komik film diyorlar. Hayt! Öyle olsa girdiğin ilk dükkanda filmi bulamazdın. Bir şekilde bulduk işte. Maalesef durum bu. Ben bir tercih yapacak olsam okuduğum yazılara göre karar verirdim. Yaşa! Nedenmiş o? Bir bildikleri var ki film hakkında onca yazı yazmışlar. Yine de Hayri'nin tercih sebebini yabana atmayalım. Aha! Yaşa Mert! Bakıyorum hemen birlik oldunuz. Sonuçta gezip görmüş, yerinde araştırma yapmış. Fakat bu araştırmanın doğruluğu tartışılır. Yazılanlar da ne derece doğru bilemeyiz. Her şeyi gezerek öğrenemezsin. Okuyarak da öğrenemezsin. Güldürme beni. Okumak öğrenmenin en iyi yoludur. Gezerek öğrenmek kadar değildir. Yeter! Bu işi çözüme kavuşturmanın tek bir yolu var. Katılıyorum. Neler oluyor? Ah bir bilsem. O zaman yeri ve zamanı siz seçin. Bu öğleden sonra tamirhanenin bahçesinde. Anlaştık. Kazanan taraf filmi seçer. Söylesene Sevim, nereye gidiyoruz? Hazırlık yapabileceğimiz sessiz bir yer bulmaya. Bir film izleyelim dedik, başımıza gelenlere bak. Bu iş artık film izlemekten çıktı. İyi ama kaseti sadece birkaç saatliğine kiraladık. Önce Mert de Hayri'ye güzel bir ders vermek gerekiyor. Sonra istediğimiz filmi izleriz. İzleriz değil mi? Yanımda senin gibi bir kitap kurdu olduktan sonra izleriz tabii. O zaman büyük komedinin öğleden sonraki gösterimine yetişelim. Çok dikkatli olmalıyız. Küçücük bir açığımızı yakalarlarsa savunmamızı alt üst ederler. Biz yılların savunma oyuncusuyuz Mert. Adam geçer, top geçmez. Kararlılığın içimi rahatlattı. Sen beni bir de sahada gör. Hayri gerektiğinde 10 bilgin ciddiyetinde olabilir. Çok yakıştı ama nereden çıktı o gözlük? Merak etme Mert. Camları yok. Sadece çerçeve. Neyse. Sen bu listedekilerle ilgilen. Ben de diğer malzemeleri hazırlayayım. Ne?
İzin ver geçeyim Hayri. Buyur geç Kamilciğim. Yolu kapatıyorsun. Bak karşı kaldırım bomboş. İşim acele. Kenara gel de geçeyim. Benim işim senden acele. Zorda kaldın ondan böyle yapıyorsun. Hayt. Ben mi zorda kaldım? Görürsün sen. Yine yüksekten uçuyorsun Kamil. Hayriciğim, senin sonun ne olacak? Öyle üzgün bakarsın, betin benzin solacak. Ellerini çabuk tut, sakın kalma arkada. Filmimi izleyince hüngür hüngür ağlama. Bakalım son gülen kim olacak? Sizin de bize hakemlik yapmanızı istiyoruz. Olacak iş mi evladım? Biz ne anlarız hakemlikten? Sizin adil bir karar vereceğinizden şüphemiz yok. Bu karşılaşma çok önemli. Üzüntünüzü dindirsin diye gelirken ben birer mendil getiririm size. İyi olur. Kazandığımızda halay başı olarak o mendili sallarım. Durum sandığımdan daha ciddi. Evet. Madem gençler uygun görmüş, bize de kabul etmek düşer. Yaşa Basri amca. Sizden daha iyi hakem mi bulacağız? Zaten bir hakem olmadığımız kalmıştı. O zaman oldu bu iş. Büyük han geldi çattı. Bu iş burada çözülecek. İyi olan kazansın. O zaman tebrikleri şimdiden kabul edelim Mert. Nefesini boşa tüketme Ayrıcığım. Birazdan lazım olacak. Hazırsanız sizi yerlerinize alalım. Takımlar kendileri için isim belirledi mi? Biz gezginler ismini uygun bulduk. Biz de kitap kurtlarını seçtik. Kuralları biliyorsunuz. Verilen süre içinde sırayla düşüncelerinizi savunacaksınız. Karşılıklı konuşma ya da sataşma yok. Kuralları ihlal eden olursa ceza bu an alır. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. O halde iki takıma da başarılar dileyerek rafadan münazarayı başlatıyorum. Saygıdeğer münazara heyeti, takdir edersiniz ki bilgi hayatımızda büyük bir öneme sahiptir. Ve bilgiye ulaşmanın en iyi yolu gezip görmektir. Efendim, bazıları bunu anlamamakta ısrar ederek büyük bir komedi sergiliyor. İtiraz ediyorum. Kamil. Ama seçtiğim filme sataşıyor Basri amca. Yani münazara başkanım. Hayri sen de konuya gir artık. Bak zaman geçiyor. Hay. Tarih dünyayı dolaşan pek çok gezginden bahseder. Bu gezginlerin en önemlilerinden biri ise Evliya Çelebi'dir. Evliya Çelebi pek çok yer gezmiş. Gördüğü yerler hakkında çok önemli bilgiler edinmiştir. Nice kervansaraylar, han ve hamamlar görmüş, tarihi pazarlarda dolaşmıştır. Böylece farklı yerlerde yaşayan insanların kültürünü öğrenmiş ve çok az kişinin bildiği bilgiler edinmiştir. Aferin Hayri. Bu da bize gezip görerek öğrenilen bilginin ne kadar değerli olduğunu gösterir. Hayri kostümüyle bizi tarihi bir yolculuğa çıkardı. Bu kavuk sana pek yakışmış. Yine de bu amansız maceranın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evliya Çelebi'nin gezileri sırasında çok önemli bilgiler topladığını biliyoruz. Kaldı ki kendisi de bu bilgilerini paylaşmak için Seyahatname adlı eserini kaleme almıştır. Seyahatname günümüzde sadece bir kütüphane uzaklığındadır. Ve bu eşsiz eser, 3 kıtada onlarca şehir ve farklı millet hakkında bilgi verir. Seyahatname'de çeşit çeşit meyvelerden, onlarca pilav ve çorbadan ve bir o kadar da baharattan bahsediliyor.
Aklında bir tek onlar mı kaldı Hayri? Bunlar önemli konular Mert. Böyle bir seyahate belki hiçbirimiz çıkamayacağız. Ama seyahatname gibi kitaplar sayesinde oralar hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Sayın Münazara heyeti. Bu yüzden kimsenin okuyarak öğrenilen bilgiyi hafife almaması gerekir. Evet, herkes sakinleştiğine göre artık sonucu açıklayabiliriz. Baştan söyleyelim, münazaradaki savunmaları çok beğendik. İki takım da düşüncelerini çok iyi ifade etti. Ama biz kazandık değil mi Saadettin Usta? Ne kazanması? Hayır, tabii ki biz kazandık. Hayır, biz kazanmış olmalıyız. Kendi aranızda konuşmayı bırakın da sonucu açıklayalım. Gezginler takımının puanını açıklıyoruz. 9 puan Basri Bey'den, 8 puan da benden. Toplamda 17 puan eder. Sıra kitap kurtlarının puanında. Kitap kurtları da 17 puan aldı. Görüyor musun şu işi Saadettin? Sanki sözleşmiş gibi değil mi? Beraberi. Ne olacak şimdi? Olur mu canım? Baştan başlarız. Münazaranın sonucu ortada çocuklar. Kendi aramızda da uzun uzun konuştuk. Bildiğiniz gibi benim pek gezecek, görecek fırsatım olmadı. Ne öğrendiysem kitaplardan öğrendim. Benim ömrümse yollarda geçti. Uzun yol insana neler neler öğretiyor. Ne zaman bir araya gelsek ben okuduklarımı Basri Bey'de gördüklerini anlatıp dururum. Ben kitaplarda yazılanları ustadan duydum, öğrendim. Eksik olmasın. Ben de onun sayesinde okuduklarımı görmüş kadar oldum. Bu yüzden dileğimiz odur ki siz de gezip görün, oldu mu? Hem de gezerken bol bol kitap okursun. Şimdi hangi filmi önce seyredeceğiz? Mecburen eski yolla belirleyeceğiz. Kaseti ilk takanın filmi izlenir. Ne o Kamil? Yoksa büyük komediden vaz mı geçtin? Yok canım. Niye vazgeçeyim? Hala yanımızda duruyorsun. Bence acele etmeye gerek yok. Eve gidince yeni bir oylama yapar, filme öyle karar veririz. Bak şimdi gönlümü kazandın. Bu son hareket benim oyuma etkiler. Hıh.